başlıklarıyla fiyatları da aktardıktan sonra hemen buradan bir haberimize gidelim. Bloomberg ET'ye konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, pandeminin başladığı dönemden bu yana ekonomiyi sanayi ayakta tutuyor dedi. Ve aynı zamanda Özdebir finansmana erişimin önemine vurgu yaptı. Haberimizi izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gelen büyüme sanayi açısından ne ifade ediyor? Sanayi açısından çok şey ifade ediyor. İlkece şunu itiraf etmeliyiz ki pandeminin başladığı dönemden itibaren Türkiye ekonomisini ayakta tutan sanayi ve sanayi ürünlerinin ihracatı. Bu anlamda sanayinin büyümeye devam etmesi, ülkenin bağımsızlığı, cari açığın kapatılabilmesi açısından bizi her geçen gün daha ileriye taşıyan bir gelişme. Bu anlamda bakıldığı zaman sanayi üretimi 7.4'lük bir büyüme gösterdi. Ülke olarak da 7.3'lük bir gayri safi milli hasıla artışına kavuştuk. Bu son derece güzel bir şey. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane daha husus var. Burada çalışanların aldığı payda geçen yıldan beri bir düşüş var. Bu düşüşü de kompanse edebilmek lazım. Orada tabii hepimizin aslında şikayeti yaşamış olduğumuz enflasyondan dolayı gelirlerimizin yetmemesi. Onun istatistiklere de yansıması var. Yani %33'lerde bir pay alırken %31'lere düşmüş durumda. Bu iyileştirmelere de kamu yapmasa, devlet yapmasa bile özel sektörün, özellikle sanayi işletmelerinin yapmaya başladıklarını duydum ben. Bugün açıklanan ihracat rakamlarını nasıl okumak lazım? İhracat rakamları ivmelenmede biraz düşme olmakla birlikte hala %15 civarında bir artışla devam ediyoruz. İhracat bacağı iyi. Yani bu ihraç etmiş olduğumuz üründen de %90'ın üzerindeki kısmı tamamen sanayi ürünlerinden meydana gelmekte. Bu anlamda gidişat iyi ama bütün dünyada yaşanan enerji fiyatlarındaki artışlar Türkiye için, Türkiye'de bir enerji bağımlısı ülke olması hasebiyle bizim cari açık dengemizi fena halde vurmakta. Buna bir şekilde çare bulmamız lazım. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ancak belki daha tasarruflu olmamız lazım. Hem karbon ayak izimizi azaltmak için enerjiyi daha verimli kullanmamız lazım gibi şeylere herkesin dikkat etmesi lazım. Yani en basitinden evde lüzumsuz lambaları söndürmekten başlayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde ISO 500 açıklandı. ISO 500'de yine en önemli kalemlerden bir tanesi de sanayici açısından finansman maliyetleri oldu. Dolayısıyla sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Şimdi finansman maliyetlerinden ziyade erişim, finansmana erişim son derece önemli. Burada bir takım paradokslar var. Yani bankacılık sektörünü dinlediğimiz zaman ilk 4 ayda 550 milyar lira civarında bir kredi genişlemesinden bahsediliyor. Ama piyasayı kokladığınız zaman ise bu paraya erişenlerin veya istediği kadar erişebilenlerin sayısında oldukça az olduğunu görüyoruz. Finansman öyle bir şey ki ilacı dozunda almazsanız nasıl tesir etmiyorsa, firmaların da finansman ihtiyaçları tam olarak karşılanmazsa sağlanan finansman da çok fazla değeri kalmayabilir. Bu anlamda özellikle imalat sanayinin finansmana erişimi konusunda bir şeyler yapılabilmesi lazım. Bir şeyler yapılabilmesi lazım derken bir takım kaynaklarımız var aslında ama bu kaynaklar neye değerlendirilmiyor bunu da anlayabilmiş değilim. Benim üretici olarak enflasyonum %120. Üretici enflasyonu %120'nin üzerinde. Benim param %120 ile devlette eriyor. Devlete negatif faizle borç vermiş durumdayım. Ama öbür taraftan da finansmana erişimle ilgili sıkıntılar. Bunları kamu maliyesini de bozmayacak, hatta onu likidite dengesini düzeltecek şekilde bir takım formüller var. Bunları kullanabilmemiz lazım. Dünyada bunu kullanan bir sürü ülke var. Yani bir kısmı bunu doğrudan doğruya ay sonunda ödüyor. Bir kısmı yılda 3 defa da ödüyor. Bir kısmı da
bunları bir kredi mekanizması gibi kullanan ülkeler var. Bizim de bunları yapmamız lazım. Yani bizim yatırım yapmamız, kapasitemizi arttırmamız lazım. Bu son gelişmelerle yatırım hızında bir düşüş var. Gerçi bu ay sermaye malı üretiminde bir artış var. Bu çok güzel, çok iyi bir işaret. Ama bizim ülke olarak kapasitemizi arttırmamız, daha iyi ürünler, daha çok ihracat yapabilmemiz lazım. Bizim başka çaremiz yok. Yani cari açığı kapatmadan bu coğrafyada sağlıklı yaşayabilmemiz mümkün değil. Nurettin Bey, şimdi sizin de anlattığınız gibi özellikle bu dönemde jeopolitik risklerin arttığı, bölgemizde yaşanan savaştan dolayı enerji arzını ve güvenliğinin en üst noktada olduğu bir süreçteyiz. Dolayısıyla yılın geri kalanı için sizin beklentiniz nasıl? Türkiye'deki sanayi ve sanayici bundan nasıl etkilenir? Bir takım tedbirler alınması lazım. Yani bu tedbirler de bugünden yarın alınabilecek şeyler değil. Nükleer teknolojiyi mi geliştireceğiz? Başka türlü yatırımlar mı yapacağız? Bu yatırımları bir an evvel yapmamız lazım. Aslında şunu yapmamız lazım. Bizim tarımda, enerjide, sanayide, üretimde seferberlik ilan edip bütün diğer harcamalarımızı bırakıp bu üç alanda yoğunlaşmamız lazım. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi sanayicinin en büyük sorunlarından bir tanesi de lojistik. Evet. Şu an itibariyle orada gelinen süreç nasıl? Lojistik, dünyada bu pandemiyle beraber tedarik zincirinin ve lojistik zincirinin kırılması Türkiye'ye bir fırsat penceresi de açtı. Çünkü buradan eğer gümrüklerden geçebilir, Bulgaristan gümrüğünden geçebilirseniz, yani bilemediniz 48 saatte Avrupa'nın herhangi bir yerine malınızı ulaştırabiliyorsunuz. Bu Türkiye için çok büyük bir avantaj. Ancak ihracatımızın Avrupa'ya ulaşabilmesi için komşularımızın da aynı yatırımları, aynı anlayışı gösterebilmeleri lazım. Oralarda işte haberler de vardı, siz de biliyorsunuzdur. Tır kuyrukları 40 kilometrelere varmış durumda. Bunlar bir an evvel çözülebilmesi lazım. Demir yolu bir alternatif olabilir. Bu demir yolunu bir an evvel canlandırabilmemiz lazım. Hızlı trenlerimizde insan taşımacılığında ciddi bir mesafe aldık. Ama yük taşımacılığında da bu alternatifi geliştirirsek karayolu taşımacılığında yaşamış olduğumuz sıkıntıları bir nebze daha azaltmış olabiliriz. Tabii deniz yoluyla nakli de son derece önemli. Orada da filyollarımızı güçlendirebilmemiz, Avrupa limanlarına malımızı deniz yoluyla da hızlı bir şekilde ulaştırabilmemiz lazım.